Amerikan borsalarında yükseliş tam gaz devam ediyor. Nasdaq dünü de %1'in üzerinde artıyla kapattı. Böylece yılbaşından itibaren Nasdaq'ın yükselişi %45.06 oldu. Bizim portfolyomuzda da yer alan Nvidia'nın yılbaşından beri yükselişi %244.94, Palantir %232.40, Mara %211, Coinbase %199, CrowdStrike %97, Tesla %91, Adobe %82'leri buldu. Burada görüyorsunuz en feyiz dışında büyük yatırım yapıp gol yediğimiz yer yok. PayPal biraz negatifte o da geriye doğru geliyor. Şimdi tabii felaket tellalları bu durumu adlandıramıyorlar. Dediler ki savaş çıkacak düşecek. Dediler ki resesyon olacak düşecek. Neler dediler ben her sefere çıktım burada ne dedim. Kısa düzeltme olabilir ama yıl sonu hedefimiz S&P 500'de 4800 Nasdaq yüzde ise 18000. Nasdaq'ta dünkü yükselişle beraber 16.000'e geldik. Yani buradan bir 2.000 puan daha yukarı çıkmamız lazım kabaca %10'un biraz üzerinde önümüzde kalan 1,5 aylık dönemde yükseliş bekliyorum. Esas büyük endeks olan S&P 500 ise dün 4547'den kapattı. O da ilk hedef olan 4600'e zaten ulaşmak üzere. Yıl sonu hedefim 4800. Şimdi tabii ona çok sık sorulan soru hocam bu daha devam edecek mi yoksa duracak mı yıl sonuna kadar neler görürüz? Birincisi Allah bilir yani hiç kimse borsada ne yapacağı konusunda çok kuvvetli öngörülerde hiç zaman bulunamaz. Fakat bana sorarsanız daha rally'nin gideceği epey bir yol var sonra çökeceğiz. Çöküş gününde daha var ama yükseliş neden daha tetiklenebilir durumda? Çünkü henüz FED faiz indiriminin adından bile bahsetmedi. Oysa son gelen veriler bize gösteriyor ki Amerika'daki ekonomide ciddi bir yavaşlama var. En son gelen perakende satışlarında da düşüş görmeye başladık. Bundan dolayı FED'in şu anda diken üstünde olduğunu eminim. Şu anda borsalar FED faiz artışlarıyla ilgili neyi fiyatlıyor derseniz 13 Aralık'taki toplantıda faiz artışının Sıfır olacağı konusunda %100 hemfikirlik var. 31 Ocak'ta sıfır olacağı konusunda yine %100 hemfikirlik var. Mart ayındaki FED toplantısında ise faiz artışının olmayacağına herkes emin. Hatta %30'luk bir kesim düşüş beklemeye başladı. Mayıs ayında düşüş bekleyenler ise böyle kalacak diyenlerin epey üstünde. Tabii ki bu beklentiler zaman içinde değişebilir. Enflasyon verileri kafaları karıştırabilir. Ama son gelen enflasyon verisi gösterdi ki Amerika enflasyon olan savaşı kazandı. Esas korku deflasyona girer miyiz? Bütün bunları aylardır savunan birisiyim. Savaşın başladığı gün Boğar rallisi başlıyor dedim. Daha sonra da Boğar güçleniyor diye mesajlar attım. Youtube'da paylaşımlar yaptım. Benle bolca dalga geçenler oldu. Peki bakalım savaşın başından beri neler olmuş? Savaşın başlamasından bu yana S&P 500 endeksinde %4.88'lik tırmanış var. İlk başta bir düşüş vardı. Ezberciler sevinç çığlıkları attılar. Altın 2500'e çıkacak dediler. Sonradan dengeler tekrar değişti. Savaşın çıktığı 7 Ekim tarihinden itibaren Nasdaq'ın yükselişi ise %6.51'i bulmuş durumda. Şimdi ben bunları övmek için anlatmıyorum size. Sadece piyasa okumak konusunda son derece eksik olan insanların sizi korkutmasından bıkmış usanmış durumdayım. O konuda biraz aydınlatma yapmak istedim. Bu çerçevede önümüzdeki günlere bakınca ne olur? Bir kere bugün çok kritik bir bilanço geliyor. Nvidia bilançosu. Nvidia bilançosu pazarı her yöne hareket ettirebilir. Eğer iyi bir bilanço gelirse pazarda gerçekten yukarı doğru çok sert bir hareketlenme yaşayacağız. Eğer kötü bir bilanço gelirse ki pek ihtimal yok aslında. Beklentileri yerine getiren ama çok aşmayan bir bilanço öyle diyelim. Kötü bir bilanço gelirse pazar biraz aşağı doğru kendi salabilir. Ama bu aşağı girişin çok kısıtlı olacağını düşünüyorum. Altlardan yine alım gelecek. Neden? Çünkü Amerikan borsalarında yılın kapanmasına çok az zaman kalmış durumda ve pek çok fon yöneticisi zarardalar. Çünkü ezbercileri dinlediler, altından aldılar, biriktirdiler. Bütün bu güzel rallileri kaçırdılar onların borsaya bütün geri kalan nakitlerini sokacağını düşünüyorum. Ayrıca Amerika'da 10 yıllıklarda faizler azalıyor. 10 yıllıklarda faizler azaldıkça para fonlarındaki faizlerde de düşüş başladı. Bu da yine ise senetlerini yatırımcılar için değerli ve cazip hale getiriyor. Bu nedenle bir kez daha konfirme etmek istiyorum. S&P 500'de yıl sonu hedefim 4800 biliyorsunuz bir ara 4600 e hedefi geri çekmiştim. Savaşın biraz bizi yorabileceğini düşünüyordum ama orayı çok çabuk hallettik geldik. Önümüzde Noel Baba rallisiyle beraber baktığımızda 4800'ü yakalayacağımızı düşünüyorum. Nasdaq'ta ise hedefim 18.000. Nasdaq'ta artık sadece büyük şirketlerin değil daha küçük şirketlerin rallye katılacağını düşünüyorum. Ama bunların ötesinde özellikle küçük hisse senetlerinin olduğu Russell 2000 endeksinin yukarı gideceğini tahmin ediyorum. Nitekim geçen hafta hareket yukarı doğru başladı. Baktığımızda 7 Ekim'den beri Russell 2000'deki şirketlerin hisse senetlerinden oluşan IWM ETF'in %3.06 yukarı gittiğini görüyorum. Burada evet kabul Nasdaq'a göre daha az bir performans var. Fakat son bir aylık performansa baktığımızda burada %7.55'lik yükseliş görüyoruz. Yani Nasdaq'a ya girmeyen, S&P 500'e girmeyen küçük hisse senetleri avantajlı gibi gözüküyorlar. Neden? Çünkü onlar çok büyük dayak yedi. Ve onlar yılbaşından beri gelişen ralliye neredeyse hiç katılamadılar. Yani yukarı gitme potansiyelleri daha fazla diye inanıyorum. Borsa hızlı yükseldi. Buradan short'layalım diyenler var. Elbette düzeltmeler olabilir. Çok sert bir düzeltme yıl başına kadar beklemiyorum. Tekrarlayayım. Bugün Nvidia'dan kötü bir bilanço gelirse biz biraz bozabilir ama onun dışında short açmayı düşünenlerin düşünmesi gereken temel bir konu var aslında. Şu ana kadar borsa Fed faizleri yüksek tutarken ve enflasyon yüksekken yükselmeyi başardı. Şimdi enflasyonun düştüğünü artık biliyoruz. Fed'in faiz artışlarını durdurduğunu biliyoruz. Ve Fed'in yine önümüzdeki yıl faizleri geriye doğru çekeceği neredeyse kesin gibi. Böyle bir durumda borsayı gerçekten şortlamak ister misiniz? Şortların tezlerinden bir tanesi resesyon gelecek. Zaten bu tezi epeydir dinliyoruz ve 2024 yılında bir resesyonun gelme ihtimali 2023'e göre biraz daha fazla. Ben biliyorsunuz 2023'te kesinlikle gelmez dedim. 2024'ü biraz göreceğiz çünkü ekonomide yavaşlama var. Ve Fed'in şu anda büyük bir gücü var. Çünkü faizler oldukça yüksek. Eğer ekonominin daha da yavaşlarına dair işaretler artarsa faizleri yavaş yavaş aşağı indirebilir. Hatta bunun söylemiyle bile ekonomiyi canlandırır. Bu nedenle ben 2024'te de büyük bir sorun görmüyorum. Eninde sonunda çökeceğiz. Her zaman borsalar çöker. Amerika'nın aşırı borcu, pek çok hisse senedinin aşırı şişmiş olması. Bütün bunlar kabulüm. Bunları ben de görüyorum. Ama şu andaki beklenti silsizinde ben bir çöküş ihtimali görmüyorum. Hele hele Amerika'nın gelecek sene seçimlere gireceğini düşünecek olursak seçime yakın bir tarihte demokratların borsalarda sert bir çöküşe izin vermemek için de ellerine geleni yapacağını tahmin ediyorum. Bu anlattıklarım hiç riskimiz yok anlamına geliyor mu? Elbette gelmiyor. Bir kere hisse senetleri bazında her zaman risk var. Çünkü borsa yukarı giderken de bazı hisse senetleri çökebilir. Bundan kurtulmak istiyorsanız belki bizim YouTube katıl üyemiz olmanız iyi olabilir. YouTube katıldı çünkü hisse senetleri konusunda daha detaylı tartışmalar yapıyoruz. Hele haddini aş kulübüne gelirseniz onda bağlantısı aşağıda. WhatsApp'ta da sohbetler yapıyoruz. Oraya katılmak faydalı olabilir. Günlerin gidişini takip etmek ve doğru hisse senetlerini, doğru ETF'leri seçmek için. Öte yandan tabii ki borsalarda her zaman daha büyük makro sürprizler de olabilir. Savaşlar vesaire her şey mümkün. O yüzden gelecekle ilgili kesin bilgiye sadece Allah sahip. Ama benim öngörüme göre 2023 sonuna kadar borsaları sert geriye çekecek bir şey yok. Burada dikkat etmeniz gereken önemli bir konu ama yıl boyunca zarar yazan hisseleri yıl sonuna doğru Borsada satma eğilimi oluyor yatırımcılar. Niye? Çünkü oralardan vergi avantajları elde ediyorlar o sattıklarından. O yüzden baktığınızda yıl başından beri ekside olan hisse senetlerine özellikle dikkat etmenizde fayda var. İlk elden çıkarılacak olanlar onur oluyor. Özellikle Aralık ayı içerisinde bu tip satışların gerçekleşeceğini tahmin ediyorum. Yüksek faizlerden çok kötü etkilenen bazı hisse senetleri var. Onların önümüzdeki günlerini daha aydınlık görüyorum. Enphase bizim portföydeki en temel örnektir burada. Bu şirketlerin yüksek faizden etkilenmesinin sebebi ürünlerinin satışında da kariye ihtiyaç duymaları. Tesla'da buna aslında bir aday. Niye? Çünkü Tesla da yüksek faizlerden dolayı sürekli fiyat kırmak zorunda kaldı. Tüketiciler ürün alabilsin diye ve kar marjları geriledi. O yüzden yüksek faizden en kötü etkilenen hisse senetleri ve yatırım araçlarının daha büyük avantajı var diye tahmin ediyorum. Evet bize heyecanlı günler bekliyor. Bugün Nvidia bilançosunda neler olacak onu göreceğiz. Biraz sonra YouTube katıl ve haddini aşk üyeleriyle Nvidia bilançosu de paylaşacağım. Ben bilançoya long giriyorum. Bugün Twitter'da da belirttim. Bu arada Twitter'da da beni mutlaka takip edin. Şu yanda gördüğünüz paylaşımda mesela portföyümün büyük bir bölümünü paylaştım. O tip detaylı bilgileri orada paylaşmayı daha çok seviyorum. Twitter'da beni kaçırmayın. Linki yukarıda. Bakalım Nvidia bugün ne diyecek? Ben long giriyorum. Kaldıraşlı işlemlerde QuantFury'de de Nvidia long giriyorum. Şu anda ekranda görüyorsunuz. İnşallah hayırlısı olur. Anç olarak kaldıraşlı girmek çok riskli bir işlemdir. Ben risk almaya seven birisi olduğum için yapıyorum pek kimseye tavsiye etmem. Ben Quantfer üzerine daha ziyade kısa orta vadeli yatırımlarımı ve trade'lerimi yönetiyorum. Sıfır masrafta bu sayede kolay alsat yapabiliyorsunuz. Kaldıraçta kullandığınız para için kredi faizi ödemiyorsunuz. Yani çok avantajları var. Uzun vadeli yatırımlarımı ise bu dönemde neredeyse hiç dokunmuyorum. Kısa vadede kazandığım paradan biraz arttırınca uzun vadeye aktarıyorum. Portföyümde kısa, uzun, orta vade neleri tutuyorum? Uzun vadede çok potansiyel gördüğüm neler var? Bugün hepsini Twitter'da paylaştım. Oraya mutlaka beklerim. Quantfür'de siz de ücretsiz işlem yapmak isterseniz linki aşağıda. Mutlaka bekleriz. Evet soru ve yorumlarınızı hazırım şimdi. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.